Sport Medya takipçileri merhaba. Bugün SMS Talk Dil Obası Fabrikası'nda Ömer Kaya'nın konuğuyuz. Selenoid vafler üzerine konuşacağız. Markada uzun yıllardır üretimlerini yapıyor. Fakat bugün X-Proof ürünler üzerine konuşacağız. Dilerseniz biraz ürünleri tanıyalım. Şimdi biz firmamızda 85 yılından beri Selenoid One imalatı yapmaktayız. Tabii çok farklı uygulamalara göre biz Selenoid One'a imalatımız var. Yani genel maksat dediğimiz hava su gaz uygulamalarında, buhar uygulamalarında, vakum uygulamalarında, kompresör uygulamalarında, akaryakıt uygulamalarında ve gene işte daha böyle agresif ortamlarda kullanılan paslanmaz çelik gövdeye sahip Selenoid One gene üretimlerimiz mevcut. Tabii bunun yanında bu uygulamalardan bir tanesi de patlama riski bulunan ortamlarda kullanılması gereken Selenoid One'lar. Burada tabi Selenoid One'ın bobin kısmı elektrik ve aksam olduğundan ATEX standartlarına sahip olması gerekmekte. Biz de bobinlerimizi bu standartları sağlamak için ATEX belgeleri aldık. Bunlar Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu standartlara göre olması gereken şekilde üretilerek alınmış olan belgeler. Ve bu sayede de bobinlerimizi patlama riski olan imalat yerlerde, Selenoid valflerimizi uygulamalarda kullanabilmektir. Bunlar nereler? Mesela akaryakıt uygulamaları olabilir, dispenser uygulamaları olabilir, LPG gaz uygulamalarında kullanılabilir. Yani ortamda gaz bulunan, patlama riski olan bir gazın bulunduğu veya bir akaryakıtın bulunduğu yerlerde bu ürünler tercih ediliyor. Peki bunların standart bobinlerden ne farkı var? Şimdi ATEX bobinler bizim üretmiş olduğumuz ürün grupları iki tipte ürün üretiyoruz. Bir tanesi M tipi dediğimiz işte plastik enjeksiyonla üretilen fakat içerisinde hiçbir hava kalmayacak şekilde imal edilen bu sayede de hani yanmanın oluşumunu önüne geçilen ürünler. Bir de flame proof dediğimiz herhangi bir içinde kıvılcım ark olsa bile sahip olduğu bu housing yani yapısı ile dışarıya alev sızdırmaz özelliğe sahip ürünler. Şimdi bu M tipi dediğimiz enjeksiyon, plastik enjeksiyonla imal edilen bobinlerimizde kullanılan plastik malzemeler tabi alev çıkarmadan yanma özelliğine sahip olmalı. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Tabi kullandığınız ekipmanların içinde gene işte o standartın belirli olduğu koşulları sağlaması gerekiyor. Biz burada iki tane ürünümüz mevcut. Bir tanesi standart ATEX bobin, bir tanesi ise termikli bobin. Termikli bobin şuradan yola çıktı. Aslında bir müşteri isteğiyle ortaya çıktı. Müşterimizin talebi bobinin belli bir sıcaklığın üzerine geldiğinde kendisini kapatmasıydı. Çünkü daha önce karşılaştığı durumlarda olumsuz olarak işte bobin belli bir sıcaklığa gelmiş ve çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermiş. Ve biz bobinlere 120 derece termikli bobinin limit koyduk. Bobin 120 derece geldiğinde içindeki termik açılıyor ve bu sayede bobinin çalışması engelleniyor. Sonra tekrar bobin sıcaklığı 120 derecenin altına düştüğünde bobin tekrar ilk konumunda termik kapanıyor. Bobin tekrar çalışır vaziyete geliyor. Bu aslında bobinin belli bir sıcaklık üstüne geçerek işte herhangi bir erime veya herhangi bir problem çıkarma üzerine konulmuş ekstra bir güvenlik tedbiri oluyor. Bunun yanında bir de flameproof dediğimiz bu metal housingli yapılı bobinlerimiz mevcut. Bunlarda da işte görmüş olduğunuz bir yapı sayesinde metal alüminyum gövde sayesinde herhangi bir kıvılcım çıkması durumunda bu içerisinde dışarıya bunun sızmamasını sağlıyoruz. Tabi burada kullanılan boyalar da gene standartın belirtmiş olduğu boyalar. Herhangi bir renk veya boya kullanamıyorsunuz. Renk kullanabilirsiniz ama boyanın gene alev almadan yanma özelliğine sahip olmasını gerekmekte. Bizim bobinlerimiz üretmiş olduğumuz her valve takılabiliyor. Bizim ölçülerimiz standart. Yani siz torktan herhangi bir Selenoid valve temin ettiğinizde bunu aynı şekilde ATEX olarak da kullanabilirsiniz. Sadece bobini değiştirmeniz buna yeterli. Özetle bizim ürün grubumuz bu şekilde Serkan Bey. Peki ben biraz şey dinlemek istiyorum. İlk işte yerli üretime başlandı ve Türkiye'de artık üretilir oldu sayenizde. Mesela bu nasıl bir tepki aldı? Türkiye'deki endüstriden, üreticilerden bir güvenle karşılandı mı? Tabii ki yoksa de. Bir deneme süreci talep ettiler mi? Aslında şöyle, bunlar tabii biraz nasıl söyleyeyim, riskin yüksek olduğu ürün grupları. Tabii ki. İlk seferde tabii ki de biz müşterilerin de risklerini anlayabiliyoruz. Çünkü Selenoid valve dediğiniz esasında komple sistem içerisinde büyük bir tutara sahip olan bir ürün grubu değil. Bundan dolayı da aslında müşterilerimiz mevcut kullandığı ürünlerde herhangi bir sorunları yoksa veya bunun bir yerleştirme politikaları yoksa aslında çok da yerliye geçmek istemeyebiliyorlar. Bunun aksi olan yerlerde oldukça da fazla, o da var yani gerçi. Şimdi tabii yerli olarak imal edilmesi bir kere her yerden aşırı olumlu karşılanıyor. Mesela en son işi bu yani hala içinde bulunduğumuz pandemi krizinde uluslararası tedarik zinciri zarar gördüğünde tabii firmaların birçoğu bu ürünleri yerli olarak tedarik etme yoluna gittiler. Bu ve bunun gibi sebepler işte yurt dışından temin edildiğinde uzun temin sürelerinin olması aslında yerli imalata olan ilgiyi arttırmakta. Tabii biz müşterimizin güvenini kazanmak adına uzun test süreçlerine ürünlerimizi tabi tuttuk.
bizzat onlara çeşitli numuneler vererek sahada yaklaşık belki bir yıl bulan denemeler yapmalarını sağladık. Ve bunların sonunda onların verdiği onaya istinaden de seri imalatlarına ürün sağlamaya başladık. Bu sebeple tabii ki de biz müşterimiz konuda çok iyi anlıyoruz. Çünkü bunlar hani Allah korusun yaratacağı bir arıza durumunda, bir problem durumunda bir tesisin patlamasına, büyük bir yangına çıkmasına sebep olabilecek riskli ürünler esasında. O sebeple kalite hassasiyetinin ve kalitesinin çok üst seviyede olması ve hep aynı kalitede tekrarlanabilir bir şekilde üretim devam etmesi lazım. Biz bunu yaptığımız saha testlerinde, müşterilerimize uygulamış olduğu kendi testlerinde sağladık, ispatladık. Ve bugün çok şükür birçok uygulamada, birçok yerli makine imalatçısında, sistem imalatçısında, sistem entegratöründe ürünlerimiz kullanılmakta. Genelde petrokimya sektöründen bahsettik aslında ilk aşamadan beri ama farklı sektörler var mıdır kullanıldığı? Ya petrokimya olabilir, LPG, daha çok gazın içinde olduğu alanlarda bizim ürünlerimiz var. Yani LPG, işte ondan sonra böyle patlama riski bu tabii tüm gazlarda olabilir. Tabii ki. Bu tip yerlerde bu ürünler daha çok tercih ediliyor. Bu gibi uygulamalar genellikle ATEX ürünlerin kullanım alanları. Peki bağlantı konusunda ne tür avantajlar sağlıyor? Ve tabii işin içinde ATEX de girince bu konuda sizin eklemek istedikleriniz ya var mı? Ya şimdi şöyle, biz aslında bunları standart müşteri talebine göre biz 3 metre kablo olarak temin ediyoruz. Müşterimiz daha uzun bir kablo talep ederse ona göre de kablo imalatı yapabiliyoruz. Bunun bağlantısı tabii kablonun da gene ATEX özelliğe sahip olması lazım. Kalan devre işlemleri tabii ki de bu işi devreye alan müşterimiz veya işte sistem entegratörü kimse onlar yapmakta. Ama biz standart 3 metre kabloyla bu enjeksiyon olan bobinlerimizi veriyoruz. Bunlar ise bir ATEX rakor. Oradan zaten müşterimiz kendi kablosunu çekerek bağlantısını yapmakta. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ömer Bey, aslında tabii ki sizin ürünlerinizin test süreçlerinden hep bahsediyoruz ama SMS Tork'un da tedarikçilerinden beklediği bir kalite yapısı evet. var. Dolayısıyla bu ürünleri oluştururken siz de ortaya bir kalite çıkartabilmek için belli galiba ham maddeleri test süreçlerinden tabii, geçiriyorsunuz. Tabii. Kısaca bunları paylaşabilir misiniz bizle? Ya bu iş aslında şöyle, biz nihai kullanılacak malzemeyi bir tedarikçi fikriyle, yani onun yorumunu alarak, bir de müşterinin de geçmiş tecrübesiyle ortak birleştirerek ve kendi araştırmamızla sağlıyoruz. Mesela akaryakıt örneği verelim. Mesela biz akaryakıt dispenserlerine malzeme sağlayan bir firmayız. Yani Selenium Tuvalet üretiyoruz onlar için. Şimdi biz gördük ki müşteriden gelen talep de bu yöndeydi. Ülkeden ülkeye benzin oktanında farklılıklar var ve burada Türkiye'de kullanılan bir kauçuk malzeme belki başka bir ülkede aynı performansı göstermiyor ve Wi-Fi'nin çalışmasını engelliyor. Bu neye itti bizi? Acaba dünyadaki tüm farklı uygulamalarda kullanılabilecek bir kauçuk nasıl bulunabilir? Evet. Mesela bunları tabii farklı firmalara paylaştık. Onlar kendi Ar-Ge'lerini yaptılar, kendi deneylerini yaptılar. Biz müşterilere verdik, onlar denediler. İşte sahadan geri bildirimlere dikkat ettik ve ardından da nihai ürün bulunmuş oldu. Bu tabii biz hem müşteri isterleri, müşterinin tecrübesi burada çok önemli. Tedarikçinin de kendi tecrübesi olabilir. Çünkü mesela bir kauçuk örneğinden gidelim gene. Bir kauçuk firmasına gittiğinizde onlarca farklı firmaya ürün sağlamış oluyor ve siz hikayenizi ona anlattığında onda tedarikçiniz de bazen genellikle buna uygun ve daha önce hikayesi olan bir ürün olabiliyor. Yani diyor ki bak biz bunu bu uygulamada kullandık ve siz de kullanırsanız memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Tabii teknik tablolar da var, onları da inceliyoruz. İşte malzeme dayanım tabloları. Tamam, malzeme büyük bir bilim yani esasında. Hani çok küçük değişiklikler, performansa inanılmaz farklılıklar yaratabiliyor. Bizim süreçte genellikle bu şekilde. Sonrasında biz kendi içimizde uzun bir cycle testine tabi tutuyoruz ürünleri. Mekanik dayanım olur, dayanım. Sonra kullanacağı ortamdaki, yani uygulamadan geçen akışkanın dayanım, akışkan dayanımı üzerine. Sonrasında nihai kararı veriyoruz esasında ve müşteri testlerine başlıyoruz. O da genellikle bir 6 ay, 1 sene bazen sürüyor ürün riskine göre. Ondan dolayı aldıktan sonra seri imalat süreci başlıyor. Şimdi tabii ki ihtiyacı görüyorsunuz, pazar araştırması yapıyorsunuz ama az önce bir örnek vermişti, 120 derecede bobinin kesmesi gibi mesela. O Ar-Ge ekibi veya işte bu ürünü geliştirecek ekip nasıl besleniyor, bu bilgileri nasıl alıyorsunuz? Yoğun bir satış kadromuz var Türkiye genelinde. Toplam 25 satış elemanıyla hem Türkiye hem globalde hizmet veriyoruz. Sahada gezen de home office olarak çalışan satış elemanlarımız bulunmakta. Bunları biz bölgelere göre ayırmış durumdayız. Arkadaşlar da müşteri temasını sağladığında orada müşterinin isterlerini detaylı bir şekilde öğrenmek için çabalıyorlar. Genellikle müşterimiz de bizi iyi şekilde yönlendiriyor. Çünkü Türkiye'de işin ehli oldukça firma var. Bu firmalar aslında saha hikayelerini çok iyi biliyorlar. Karşılaştıkları zorlukları çok farkındalar. O zorlukları bizim paylaştıkları zaman biz ne yapıyoruz bu sefer? Onların zorluklarını nasıl ele geçiririz, nasıl üstesinden geliriz? Ona göre bir tasarım süreci başlıyor. Bir tasarım talep formumuz var.
Bu tasarım talep formunda işte müşteri isterleri, karşılaşabilecek zorluklar, ondan sonra daha önce yaşadığı belki başarısız hikayeleri varsa onlar hepsini bir araya getirir ve bir aslında beyin fırtınası başlıyor ondan sonra. Bir ürünün mekanik tasarımı bu süreçle beraber başlamış oluyor. Sonra prototipler çıkıyor, tasarım bittikten sonra müşteri onayına gönderiliyor. Onay verdikten sonra seri imalat için ilk deneme ürünleri yapılıyor ve saha testleri başlıyor. Genellikle bu saha ilk deneme imalatta değişiklikler olur. Yani ilk ben çok nadir gördüm, ilk üretip de hemen seriye alınan ürünü. İşte küçük tolerans değişiklikleri, belki malzemede bazı değişiklikler oluyor ve ardından da bunu tekrar saha testleri yapılarak nihai ürüne gidilmiş oluyor esasında. Süreç aslında şeyi de biraz konuşmak lazım. Proses bilgisinin bu işte ürün geliştirmede veya çok, işte doğru çözümü çok önemli üretmede. Yani. Çok aşırı önemi var. Yani sahada müşterinin bu ürünü nasıl kullandığını çok iyi bilmeniz lazım. Yani hani bazen gerçekten mesela şimdi sahadan bize ürün geliyor, diyorlar ki ürününüz işte arıza verdi ve çalışmıyor. Biz bakıyoruz burada servis ekibimizde, içini açıyoruz. Yani hiç olmaması gereken bir durumda içi ürünü. Mesela sonra bunu kullanan operatörlerle diyalog kurduğumuzda belki hiç kimsenin aklına gelmeyen fakat ortam şartları gereği yapmak durumunda olduğu bazı uygulamalara tabi tutmuşlar ürünü esasında. Onun için sahadaki hikayeyi çok çok iyi dinlemek lazım. Proses bilgisini, prosesi maksimumunu, minimum yani gidebileceği ekstrem koşulları çok iyi önden kestirebilmek lazım. Çünkü ürünün aslında büyük bir çoğunluğu standart koşullarda gayet sorunsuz çalışıyor. Ama bir an mesela bazen ekstrem bir koşul ortaya çıkabiliyor. Bir an sıcaklık çok düşebilir, sıcaklık artabilir. Başka bir şey olduğu için öngörmediğiniz bir şey de olabilir. Bunları iyi dinlemek lazım sahada. Yani bunu dinledikten sonra esasında kaliteli, müşterinin işini tam anlamı çözebilecek ürüne erişebiliyorsunuz. Ben 2021 için odaklandığınız sektörler nelerdir? Takibe aldığınız projeler var mıdır? Bunları dinlemek isterim sizden. Ya işte 2020 tabii bu çok şükür bizim pandemi olsa bile bir önceki yıla gene küçük bir artışla yani seneyi kapattık. 2021'in daha iyi olacağı 2-3 ayda gidişattan belli. Şu an için gidişat güzel. İnşallah özellikle ihracat tarafında. Biz çok da 80 küsürlük ihracat yapıyoruz. Pandemi ilk başladığı anda bu konular çok zorlanmıştık. Ama şimdi ihracatta Avrupa'da da özellikle işler yavaş yavaş normale doğru dönmeye başladı. Tabi bu da bizi olumlu olarak etkilemekte. Yani çok çeşitli ürün grubumuz var ama gıda, petrokimya, kimya gibi yatırımlar. Yani bu alanlarda biz atık su arıtma gibi uygulamalar. Selonitvark grubunda ise yoğunluk olarak makine imalatçılarının peşindeyiz. Yani makine imalatçısındaki payımızı hep arttırmak için çabalıyoruz. Bu konuda da her yıl daha ileriye giderek kendimizi geliştiriyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, bugün SMS Dork Deli Olası Fabrikası'nda Ömer Kaya'nın konuğu olduk. X-Proof Selonite Vafler üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.